Biz fitneleri, fesadı tehlikeli görüyoruz. Görmesek imanımız açısından sorun yaşarız. Ama çocukların bu hayata gelmesi için annelerinin karnından çıkarken bağırmaları gerekir bağırmadıkça, ağlamadıkça çocuğun ciğeri çalışmıyor. Onun için ebeler, çocuk anasının karnından çıktığında ağlamıyorsa, onu poposundan pat pat dövüyorlar ağlasın diye. Bir saatlik çocuğu. Hatta on dakikalık çocuğu. Bu doktorun merhametsizliğini göstermiyor. Ağlamayan çocuk yaşamaz diye, ciğerleri açılmaz diye dövüyorlar çocuğu. Dövüyor derken polis copuyla dövmüyor. Ama 10 dakikalık çocuğun derisi yok üstünde daha. Ama pat pat vuruyorlar ağlasın diye. Acıtıyorlar. Ali İmran suresinin 179. ayeti bu sahneyi anlatıyor. Ma kana Allah li al mu'minin ala ma antum alayh hatta yemiz al khabisa min tayyib. İslam toplumu münafı, faciri, fasıkı, faiziyeni, kamil imanı olanı, namazı Allah'ın huzurunda kılar gibi kılanı, ihsan seviyesinde yükseleni, herkesi barındırıyor toplum. Cuma namazında herkes buluşuyor. Bayramda herkes bayramlaşıyor. Ama bunların bir kısmı cehennem kütüğü. Toplum bunları da barındırıyor. Rabbimiz ne buyuruyor Alem Ali suresinin bu 179. ayetinde? Allah öyle iyi ile kötüyü, kaliteli ile kalitesizi bir arada bırakacak değildir ki. Dökülmesi gerekenleri dökecek Allah. Bu kanunu Allah'ın. Nüfus kağıdı taşımaya göre değil bu iş. Mümin kimliğini taşımaya göre bu iş. Bu mümin kimliği taşıma kapasiteni de Allah fitnelerle ölçüyor. Kimine hastalıklar veriyor, kimine düşmanlar veriyor, kimine başka sıkıntılar veriyor. Herkese bir şeyler veriyor Allah. Herkesi bakıyor, yeşil yapraklarla kuru yaprakları karıştırmıyor Allah. Birilerini döküyor. Dolayısıyla bu dönemde, fitne döneminde olup bitenleri, bu paragrafta diyoruz ki fitne döneminde olup bitenleri olmaması gereken şeyler trafik karışıklığı gibi göremeyiz biz. Sınavımız olarak görürüz. Dik durmak, bu ağacın yaprağında hala ağaçla bağlantısı devam eden kimliğimizle durmak için gayret ederiz. Çünkü Allah kurumuş yaprakları dökecek hiç bunun çaresi yok kurumuş yapraklar dökülecek. Eğer Rabbim beni bıraktıysa bu ağacın yaprağı olarak, hala ümmeti Muhammed'in canlı, aktif bir ferdi isem ben, şükür secdesine kapanırım. Gelip geçen fitneleri, başıma, belime vuran fitneleri de, ayağımın altındaki dikenleri de, solunum yapayım, ciğerlerim hareketlensin diye, ebenin çocuğa vurması gibi kabul ederim. Büyüyünce de o ebenin elini öpmek isterim o zaman. İyi ki o zaman vurduğunda ciğerlerim hareketlendi derim. Fitnelere böyle bakacağız.